Merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sevgililer Günü için hazırladığım diğer bir videoyu paylaşmak istedim. Bu videonun içeriğinden kısaca bahsedersem, ben bayağıdır bu kişiye özel tasarlanan bardaklarla ilgileniyorum. Nasıl yapıyorlar, ne şekiller yapıyorlar, ben neler yapabilirim diye. Bayağı bir inceledim, sonra aldım bu ilkokulda el işi derslerinde yaptığımız gibi yapmaya başladım. Ama cam boyalarının en kalitelisi de, en kalitesizi de en fazla 2 hafta dayandı yani. Ben de o yüzden bayağı da para vermiştim. Çok içime oturdu. Ona vereceğim parayla bir sürü kıyafet, bir sürü şey alabilirdim. Sonra düşündüm. Aslında çok baktım. Pinterest'e baktım, bir sürü yere baktım. Herkes cam boyasıyla ya da seramik kalemiyle yapmış. Ama ben para vermeden bu camları tasarlamak istiyordum. Aklıma oje geldi ve ojeyi kullandım. Yine elimde yıkadım. Cam boyasını da elimde yıkamıştım ama yine de çıktı. Bir tane kendime, bir tane bir arkadaşıma yaptım. İkimizinki de 3. haftasına giriyor. Elimizde çok dikkat ederek yıkıyoruz. Ama cam boyasını da öyle yıkadığımız halde çıkmıştı. Ojelerimiz sapasağlam duruyor. Ben de Sevgililer Günü videolarında bu ojeyle çarap kadehi boyamaya karar verdim. Şimdi sizlere bu kişiye özel hazırlayabileceğiniz doğum günü, sevgililer günü, yılbaşı geçmesine rağmen her türlü özel günde hazırlayıp verebileceğiniz bu hediyeleri nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle ben ojeleri dökmek için eski bir lens kutusunu kullanıyorum. Ama iyice kurulandığından emin olun, yoksa oje böyle değişik bir sıvı oluyor. Kuruladıktan sonra siyah ojeyi döküyorum. Ağırlıklı olarak siyah ve kırmızı çalışacağım. Bir bardağı his, bir bardağı hör yazacağım. İlk katınız böyle tam siyah olmayacak, hatta şeffafa yakın olacak. Ama ikinci katta, üçüncü katta tabii tamamen kuruduktan sonra artık siyahlaşacak ojeniz. Hizi yazdıktan sonra hörü yazıyorum. Dediğim gibi ikinci katta ya da üçüncü katta kesinlikle koyulaşır. Koyulaştıktan sonra da böyle gözüküyorlar. Daha sonra fırçamızı siliyoruz. Asitonla da iyice silerseniz başka renge geçmeden önce daha iyi olur. Ojeyi iyice çalkaladıktan sonra kaba döküyorum. Hem hizin hem hörün yanına kocaman bir kalp çizeceğim. Eğer bu fırçalardan bulamam derseniz ya da evimde yok, tabii ki ojenin fırçasıyla da boyayabilirsiniz. Ama şekil çizmek daha zor oluyor onunla. Ama yine de kullanabilirsiniz tabii ki. Hizin yanına da böyle bir bıyık yaptım. Daha sonra tekrar hörü alıyorum ve höre de dudak yapacağım. Dudağı böyle içi dolu bir dudak yerine sanki böyle öpmüş de bardakta izi çıkmış gibi bir dudak yapmayı tercih ettim. O yüzden içini boş bırakıyorum. Ve böyle gözüküyor. Son halleri kurumaya bırakıyorum. Daha sonra altı biraz boş geldi bana kuruduktan sonra. Altına da küçük bir kalp ekledim. Her ikisinin de tabii ki. Küçük kalplerim de böyle gözüküyor. Bu da his ve hör bardaklarımın, daha doğrusu kadehlerimin bitmiş hali. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler.